Merhaba sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgiler sunarız. Konu muhteşem bir konuk. İşinin ehli, müziğin, ruhun gıdası ve ehli diyeyim. Kendisi hem bir bağlama ustası hem bir saz ustası. Adı gibi Mahsuni Seçer. Mahsuni Seçer Müzik Okulu'nun sahibi ve bize bütün bu bağlamanın ve aşkın gazelin ne olduğunu anlatacak. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi böyle anlatmak için böyle takıldım bile hatta ifade etmekte. Çünkü müzik deyince akan sular duruyor. Hepimizin dinlemesi gereken şeyler. Ruhumuzu temizlemesi için. Mahsuni Seçer kimdir? Mahsuni Seçer, Mahsuni Şerif felsefesini, kültürünü sanki benimsemek ya da taşımak için doğmuş, 75 doğumlu ve annesi tarafından da çok sevdiği için Mahsuni Şerif'e ismini Mahsuni koymuş ve ilk 15 yılını Anadolu'da geçirip daha sonra 15 yaşında İstanbul'a birçok Anadolu insanı gibi gelmiş. İsminin birazcık Mahsuni Şerif isminden geldiği için bağlamayla müzikle tanışması geç olmuş bir Mahsuni. 17 yaşında bağlamayla tanışmış. 9 yıla yakın bir akademik eğitimden sonra kendi dershanesini açmış. Kitaplar üzerinde çok fazla ya da okullar üzerinde çok fazla zaman ayıramamış. Belki yaşadığı iklimden, şartlardan dolayı. Ama türkülerde bütün Anadolu'yu gezmiş. O kültürü orada yakalamış. İnsana saygının yaşadığı kültürden, müziğinden dolayı geldiğini benimsemiş. İnsanların kültürünü müziğiyle tanımış. Ve barış için, sevgi için, dostluk için yaptığı işi de bu yolda dostane bir şekilde arkadaşlarıyla, öğrencileriyle paylaşarak yaşayan bir insan. Ne güzel. Ağzınıza, dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Şu anda Mahsuni Seçer Müzik Okulu'nda öğrenci yetiştiriyorsunuz değil mi? Bağlama öğrencileri. Ki 18 yıldır uzun bir süre. Doğru. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Müziğin içindeyim. İsmim Mahsuni olduğundan dolayı değil de çok sevdiğim için. Belki tesadüftür. Ama Mahsuni isminin çok bir büyük bir yükü de var. Onun da farkındayım. Ama bendeki bilgileri insanlarla paylaşmayı sevdiğim için belki de eğitici ya da okul açtım, eğitici oldum. Başka şeyler de yaptım müzikle ilgili. Başka yerlerde çalıştım ama kendimi bulamadım. Eğiticilik de kendimi bulduğum için bendeki var olan o bilgiyi insanlarla paylaşırken bir süre sonra şeyi anladım. Yani öğrenmenin en güzel yolu öğretmekmiş. Çok doğru. Yansıtarak geçer. Doğru. İnsanlara öğretirken biraz daha sorguladım ne yaptığımı, nasıl olması gerektiğini, bendeki bilgilerin. Dolayısıyla dershanemde de gönüllü insanlarla bu bilgileri paylaşıyorum. Bunun adı öğretmekse ne mutlu bana. Ne mutlu sizle olanlara da aynı zamanda. Teşekkür ederim. Peki kaç kişiye birden eğitim verebiliyorsunuz? En fazla kaç kişi olmalı? Teke tek mi? 3 kişi mi? 5 kişi mi? Aslında müzikte birazcık böyle seviyeleri iyi tespit edip ona göre arkadaşları yan yana getirmek lazım. Birebir eğitim de çok etkilidir. Ama ben biraz daha sosyalliği benimsediğim için yan yana gelerek bu müzik eğitimin yanında, bağlamanın yanında başka dostlukların da paylaşılmasını çok istediğim için genelde 8'erli, 10'arlı gruplarla çok çalışırız. Ama biri ikiyle çalıştığımız öğrencilerimiz de var. Neden bağlamayı seçtiniz? Aslında ben enstrümanlardan şunu mu seçeyim deme durumum olmadı. O da çok sağlıklı olmazdı. Benim yaşadığım topraklarda, benim yaşadığım yerde bu tınılar genlerime işlemişti. Babam, annem, akrabalarımız, herkes etrafımda çocukken
Bunlar dinleniliyordu. Bunlar benim ruhuma bir şekilde empoze edildi. Bir süre sonra fark ettim ki benim yaşadığım şeyleri anlatıyor bu türküler. Bağlama bir araç. Aslında çok önemli bir enstrüman. Ama yine söylüyorum, halkı kendine de tanıtan, kendine gösteren çok önemli bir araç. Bunu iyi kullanmak gerekiyor. Dedim ya, genlerime işlemiş. Ben bunu çalarken böyle içimde bir şeyler kıpırdıyor. Yaşıyorum. Gözlerimi kapatıyorum ve geçmişi yaşayabiliyorum. Yaşadıklarımı ben burada bulabiliyorum. O yüzden belki de benimsedim ve buna devam ettim. Yoksa başka bir enstrümanda çalabilirdim. Aslında bütün enstrümanlar benim için çok özel ve önemli. Ama öncelikle herhalde zamandan dolayı en çok ayırdığım enstrüman bağlama oldu. Bir de şurayı çok titretiyor gönlü. O yüzden de bağlama olabilir. Evet. Güzel. Peki Mahsun'un Bey, bütün bunları yaparken kendinizi nerelerde göreceksiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Bundan sonraki amacınız ne? Aslında böyle gelecekte şu olayım, bu olayım diye bir amacım olmadı. Aslında şeyden yola çıkıyorum. Ne geçmiş zaman, ne gelecek zaman, zaman şimdiki zaman. Anı iyi değerlendirmek istiyorum. İşimi doğru yapmak istiyorum. Ama eğitici de olmak istediğim pek söylenilmez. Bu zaman, şartlar beni böyle getirdi. Önceden ben dur eğitici olacağım dememiştim. Ama ben kendimi burada buldum. İleriki süreçte de ne yapılabilir müzikle, kendimi nerede bulabilirim onu bilemiyorum. Ama benim çok istediğim bir şey var. Bulunduğum yere bir kültür merkezi yapabilmek. Kültür ve sanatın hepsinin içinde olabileceği. Bir yatım, bir katım, arabam olsun istemem. Çok önemli değil. Hala yok da önemli değil. Ama dershanem, mesela evimi almadım, dershanemi aldım. Olduğum yeri çok seviyorum. Müziğe yatırım yapmak isterim. Kültüre, sanata yatırım yapmak isterim. Hedefim, amacım, hayalim bir kültür merkezim olsun. Bulunduğunuz bölgeyi anlatın. Biz de oranın belediye başkanına ve bölge halkına seslenelim. Evet, ben Sultan Gazi'de oturuyorum. Aslında çok farklı kültürlerin olduğu bir yer. Ama maalesef bulunduğum yerde kültür merkezi yok. Sultan Gazi Ümraniye'ye mi bağlı? Yok. Gazi Paşa'ya yakın. Sultan Gazi, Sultan Çiftliği. Daha yeni belediyelik olduğu için birkaç yıllık çok fazla bilinmiyor. Eskiden Gazi Paşa'ya bağlıydık. Aslında bulunduğum yerin adı biraz şeydir. Böyle çok bilinen bir yer. Gazi Mahallesi. Tam Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. Gazi. Evet, İstanbul Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. Çok farklı kültürler var. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Sokak kültürünü birazcık böyle o tarafa doğru çekmek lazım. O yüzden belediye başkanları olsun, özellikle halka çok iş düşüyor. Ben 18 yıldır dershanemi açtıktan beridir dinleti veriyorum. Dinleti verirken dinleti usulü değil de eğlence usulü, düğün salonlarında şurada burada vermek zorunda kalıyorum. Keşke bir kültür merkezi olsa oralarda, yaptığım her şeyi orada rahatlıkla sunabilsem. O yüzden çok istiyorum bir kültür merkezim olsun. Evet, Sultan Gazi Belediye Başkanı'na artı halkına, esnafına, sanayicisine, tüccarına seslenelim. Mahsuni Seçer yüreğinden sanatı seviyor ve kültür merkezi olduğu zaman da hem o bölgeye hem oradaki çocuklara, gençlere çok daha iyi hizmetler vereceğini ve müziği öğreteceğini söylüyor ki yapar ve gönlünü ona vermiş. Sizler buna destek verirseniz hiç değilse bölgenizde bir kültür merkezi kazanmış olursunuz. Buradan belki ufacık da olsa sesimizi Mahsun Seçer aracılığıyla duyurmuş oluruz. Evet Mahsun Bey, şimdi konuşacak o kadar çok şey var ki müzik, müziğin dramı, müziğin demi, remi, her şeyiyle neredeyiz, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ama şu anki güncele geldiğimizde, şimdiki zaman dediniz çünkü, toplumsal olaylar, kötü olaylar, her an her zaman tabii ki yaşayabileceğimiz şeyler, inşallah bir daha yaşatmasın Allah. Bütün bunlarda yüreğimiz hep acıyor. Yani bizler aslında birbirlerini seven insanlarız ve yüzyıllar boyunca geçmişe giden bir geleneğimiz olan, kültürümüz olan bir toplumuz. Ve ne kadar göçer şey de gelsek de o yüreğimizin sevgisi hep ağıtlarda var. Ve bütün bunlara bir dur demek için bir müzik, bir şeyimiz var mı?
Tabii ben aslında müziğin en doğru tarafında bu olması gerektiğine inanıyorum. Yani o bulunduğun anı, o çağı, o coğrafyadaki yaşayan insanların durumlarını, hallerini melodik bir şekilde anlatabilmektir. Ben de çok isterim. Şimdi Mahsuni Şerif'in bir türküsü var. Böyle hani insanın içinden bağırmak geliyor ya böyle. Hani artık yeter, yeter der gibi. Onu... 15 Temmuz'u anlatan 15 Temmuz türkümüz olsun o zaman Mahsuni Şerif'ten. Söyleyeceğiniz Mahsuni Seçer'den gelecek. Evet. Ben böyle hani toplum yaşayış gibidir aslında türkü. Bir yerde böyle bağırmak istersiniz. Bir yerde durursunuz. Şu anda bağırma sırası sanki böyle. Çok özür dilerim. Birazcık belki kulağınızı tırmalayacağım çok ama. Çok seviniriz. Zevkleri dinleriz. Bütün kalksa şu silahlar, her mermi bir gün edilse dost. Tükenirdi ahu vahlar, karlı dağlar yol edilse dost. Kul hakkına razı olsa, mahkeme avare kalsa. Karakollar çiçek dolsa, her gün hasbı hal edilse dost. Hesap edin üçü beşi, vurmazsa kardeş kardeşi dost. Kaygısız bir devlet başı, başımıza bal edilse dost. İnsan ömrü düğün bekler, hür yaşasa çiftler tekler. Dünyada bütün tüfekler kırılsa kaval edilse dost. Dünyada bütün tüfekler kırılsa kaval edilse dost. Çuval edilse dost. Der Mahsuni Allah baki, canlı bir tenede takir. İnsan hakkı dünyadaki, ahirette suval edilse dost. İnsan hakkı dünyadaki, ahirette suval edilse dost. Ağzınıza sağlık. Yani daha nasıl anlatılabilirdi? Evet. Gerçekten artık silahlar sussun. Silahlar kaval yapılsın. Bundan daha güzel bir şey var mı? Tabii. Bütün isteğimiz, bütün temelimiz o. Çünkü biz özümüze dönmek zorundayız. Yoksa insan özünden çıktığı zaman canavarlaşıyor. Hayvan demeyeceğim, canavarlaşıyor. Hayvanlar kadar keyifli ve şeker şeyler yok. Onlar bu dünyadan da değil, şu dünyadan değil. Yani kötü insanın görecisi de yok. Evet Mahsun Bey, yani o kadar çok konuşacak, o kadar çok dinletilecek şeyler var ki.
Bir kere yüreğimizin pasını siliyorsunuz. Yani o tınılarla, o güzelliklerle. Umarım sevgili izleyiciler daha uzun zamanlarda Mahsuni Bey'i daha fazla dinleyebiliriz. Lütfen sizler de Sultan Gazi'de Mahsuni Seçer Müzik Okulu'nu ziyaret edin. Orada hem çocuklarınıza eğitim aldırabilirsiniz, kendiniz bir şeyler görebilirsiniz. Bu güzel nameleri de ve bizim atalarımızdan, özümüzden gelen bu aşık gazelini de birçok versiyonunda orada duyabilirsiniz. Ve sevgili izleyicilerim, hepinize sevgi ve saygılarımı sunar. İyi günlerde görüşmek dileğiyle.